Evet, Türk Feminizm Hareketi'nin sevgili, kıymetli takipçileri, merhaba. Bu videoda sizleri kısaca yeni başladığımız bir projeyle ilgili, El Emekleri Projesi ismindeki projemizle ilgili bilgilendirmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere ülkemizde ekonomik sıkıntı çeken, maddi sıkıntı çeken pek çok insan var. Ve bu maddi sıkıntılarla başa çıkmak için de kadınlar ailelerine faydalı olmak isterken çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Ve herhangi bir yasal güvenceleri, sigortaları vesaireleri olmadan çalıştıkları için de, yani resmi olarak çalışıyor bile gözükmedikleri için de maalesef hiç kimse farkında olmasa da çok berbat durumlara düşebiliyorlar. Biz burada biraz hiç kimse farkında olmasa bile kısmına odaklanmak istedik. Farkında kılmak istedik sizleri bu durumlarda. Özellikle işte ülkemizin doğu bölgelerinde, Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, hatta İç Anadolu'da ciddi sıkıntılar çeken, gününün tamamını çalışarak geçirmesine, çok ciddi efor sarf etmesine rağmen çok komik paralar kazanabilen ve kazandığı para üzerinde de hiçbir söz hakkı olmayan pek çok kadın mevcut maalesef. Bu paraları eşleri alıp kullanıyor. Onlar sadece tüm hayatlarını böyle sabahtan akşama kadar ağır şartlarda çalışarak geçiriyorlar. Bunların kimisi işte gıda üretiyor. Yani işte salça yapıyorlar, reçel yapıyorlar, domates kurutuyorlar. Kimisi terlik dikiyor, kimisi halı kilim ile uğraşmaya çalışıyor, başörtüsü yapmaya çalışıyor, bunları satmaya çalışıyor vesaire. Ancak belli bir kooperatife bağlı olmadıkları için, resmi olarak dediğim gibi çalışıyor gözükmedikleri için bu insanların haklarını savunmak da kolay olmuyor. Seslerini duyuramıyorlar doğal olarak. Biz işte bu bahsettiğimiz kadınların seslerini duyurmak istedik. Onların seslerini, onların sessiz çığlıklarını sizlere iletmek istedik. Bundan sonra bu oynatma listesine gelecek olan videolar bu projenin, El Emekleri Projesi'nin röportaj videoları olacaklar. İşte bazıları yüzünü göstermeyi kabul etti, bazıları etmedi. Farklı farklı videolarda, farklı açılarla, farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara şaşırmayın. Videoları çektiğimiz insanların hayat şartları farklı farklı oluyor. Bu yüzden biz de onlara saygı duyarak ilerlemek zorundaydık. Umuyoruz ki bu paylaşacağımız videolar, her hafta bir tane şeklinde paylaşacağımız videolar toplumumuzun gözünü bu kanayan ama farkında bile olmadığımız yaraya biraz olsun açar. Şimdiden teşekkür ederiz destekleriniz ve ileride vereceğiniz katkılar için.